Çekip gideceğiz ama sen de ben... Biz birbirimizi seviyoruz Orhan Bey. Kızınızı hiç mi düşünmüyorsunuz? Yazık olmayacak mı? Bu kara sevdaya düştüm düşeli. Yaz, bahar aylarım, kış oldu benim. Yıldıray Çınar halkın kalbinde derin izler bırakan, Anadolu kahramanlık hikayelerini beyaz perdeye taşıyan filmlerin eşsiz başrol yıldızıydı. Hem müzik hayatında hem de filmlerinde büyük başarılar elde etmiş olan usta sanatçı, yılların birikimiyle, sahip olduğu derinlikli performanslarıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Anladın mı Çolak? Anladınsan mesele yok. Ama sen anlamadın. Ancak son yıllarda yakalandığı acı bir hastalık onu evine hapsolmuş bir halde bıraktı. Hastalığının ilerlemesiyle birlikte Yıldıray Çınar kendi dünyasına çekildi ve kimseyle görüşmek istemedi. Dostlarının dahi onu eski haliyle hatırlamasını, hüzün dolu anılarına yenik düşmemesini istedi. Zamanın acımasız yüzü birkaç fotoğraf üzerinden bize Yıldıray Çınar'ı gösterdiğinde derin bir duyguyla yüzleştik. Onun eski halini gördüğümüzde geçen zamanın nasıl da acımasızca izler bıraktığını bir kez daha hissettik. Gözlerindeki parlaklık solmuş, gülüşü ise yitip gitmişti. Burası da bana ait. Duymadın mı? Bir zamanlar coşkuyla doldurduğu sahnelerdeki enerjisi ve heyecanı artık geride kalmıştı. Yıldıray Çınar'ın hayatı kahramanlık dolu hikayelerle süslüydü. Ancak şimdi kendi içinde bir savaş veriyordu. Hastalığıyla mücadele ederken bir zamanlar sahip olduğu gücünü ve canlılığını arıyordu. Evinde sessizce geçirdiği günlerde geçmişin hatıraları arasında kayboldu. O büyük sanatçı ruhu gözlerindeki yaşlara ve yüreğindeki acılara rağmen hala parıldıyordu. Yıldıray Çınar 1945 yılında Samsun'un İlkadım ilçesinde doğdu. Ancak hayat ona erken yaşta acı bir tecrübe yaşattı. Henüz 2 yaşındayken annesini kaybetti. Öksüz kalan Yıldıray ablasının şefkatli kollarında büyümek zorunda kaldı. Babası Bekir Çınar halk şiiri tadında bestelenmeye uygun şiirler yazan biriydi ve Yıldıray'ın müzikle uğraşmasını arzuluyordu. Babasının yönlendirmesiyle dükkanda bağlama ve türkülerle tanıştı. İlk bestelerini burada yapmaya başladı. Küçücük bir çocukken annesinin yokluğuyla öksüz kalan Yıldıray Çınar'ın müzikal yolculuğu, Samsun'daki bir saz yapım ustasının elinden ilk sazı aldığı anla başlar. Ömer Sinop, ülkenin önemli saz ustalarından biriydi. Yıldıray o küçük yaşlarda sazıyla tanışır, ilkokul 2. sınıfında sazın sihirli dünyasına adım atar ve ardından Samsun Sanat Enstitüsü'ne katılır. Enstitüdeki müsamere ve etkinliklerde sazının tellerinde hayat bulan namelerle sürekli sahnelerde boy gösterir. Aynı zamanda yüreğindeki tutkuyla Samsun Sanat Enstitüsü'nde 2. sınıftayken ilk sazını yapar Yıldıray. Marangozhanenin tozlu kokusuyla birleşen çabası hocalarının gözünde bile anlam bulur. Çünkü o yaptığı sazlarla hocalarına saz dersi vermektedir. İşte böyle tahta parçalarının arasında hayalleriyle yoğrulan bir genç, sadece müziği değil, ruhları da inşa eden bir yolculuğa adım atmış olur. O sazının tellerindeki hikayelerle birlikte yükselen bir çığlık gibidir. Bir sanatın ve tutkunun ilham kaynağı olarak hayatı boyunca iz bırakacaktır. Genç bir adam olarak karşılıksız bir aşka tutuldu ve bu aşkı unutmak için yaşını büyütüp askere gitmek zorunda kaldı. Bu hayat hikayesi, Yıldıray'ın yaşadığı kayıpları, sevgiyi ve hüzünleri içinde barındıran duygusal bir yolculuğun hikayesidir. Bir halden bilmeze gönül verdi vereli, gözlerim her zaman yaş oldu benim. Yıldıray Çınar'ın hayatı, Gölcük'te yıllarca dost kalacağı, şarkıcı Erkut Taşkın'ın babası komutanıyla tanışmasıyla farklı bir döneme giriş yapar. Bu tanışma sayesinde oğluyla müzik yapmaya başlarlar. Birlikte bağlama çalarak türküler söylerler. Askerde görevliyken bir görev nedeniyle İspanya'ya gider. Yabancı topraklara görev nedeniyle ayak basan Yıldıray, orada dönemin başbakanı Adnan Menderes'le kaderinin kesiştiği bir an yakalar. Türkülerinin sıcaklığına kapılan Menderes, Yıldıray için Ankara Radyosu sınavlarına katılması için izin verir. Yıldıray terhis olduğunda 1962 yılında Ankara Radyosu'nda memur olarak işe başlar. O kadar kısa sürede türkülerinin büyülü ezgileriyle dikkatleri üzerine çeker ki zamanın tek türkücü az solisti olarak parıldar. Özellikle Çarşambayı Sel aldı eseri yüreklerde fırtınalar estirir. Çarşambayı
büyük bir beğeniyle kucaklanır. Ünlü halk ozanı Aşık Veysel bile Yıldıray'ın ününü duyduğunda Ankara Radyosu'na gelir, onunla tanışır. Yıldıray Çınar'ın hayatı bu unutulmaz ve kırılma anıyla başka bir döneme doğru ilerler ve Çınar'ın hayatı başka bir dramatik öyküye dönüşür. Yeşilçam'ın ışıltılı perdesi Yıldıray Çınar'ı bir film yıldızı olarak kucakladığında hayatına yeni bir renk katılır. O sinema sahnesine Söyleyin Anama Ağlamasın adlı filmdeki ezan okuma sahnesiyle adım atar. Tüm yüreklere dokunur. Allahu Ekber O filmde kendi sesiyle ezan okurken bir sanatçı olarak Yıldıray Çınar'ın derin namesi tüm duyguları sarmalar. Ardından Çarşambayı Sel Aldı adlı filmde başrol oynar. Büyülü bir hikayenin içinde yer alır. 1965 yılındaysa Aman Dünya Ne Dar İmiş filminde ışıltılı kamera karşısına geçer. Bu filmi ardı ardına gelecek kahramanlık hikayelerinin yer aldığı birçok yapıt izler. Aman dünya ne darmış, dert çekmesine zormuş. 1970'li yıllar türkücülerin lale devridir. Türkü kasetleri filmleri takip eder. Arabeskçiler bu dönemde bile türkücüleri tahtından indiremezler. Yıldıray Çınar türkülerinden sonra filmlerinden de büyük paralar kazanır. Adı dönemin diğer büyük sanatçılarıyla, aşklarıyla medyada yankılanır. Nazan Şoray ve Mine Mutlu sadece birkaçını andırdığı aşkların hikayesini taşır. Ancak Yıldıray Çınar sadece aşklarıyla değil, Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında askerlere moral konseri vermek için Kıbrıs'a giderek de gündeme gelir. Yıldıray Çınar Türkiye'de unutulmaz bir an yaratan, hayranlarına görsel bir şölen sunmak için her detayı düşünen bir sanatçıydı. Canlı sahne performanslarının heyecanını bir adım ileri taşımak için suni çimlerle kaplattığı sahnelerinde değirmenler döner, samanlık kokusu yayılır, kuzular oynaşır, ördekler serbestçe dolaşır. Kuşlar melodik bir senaryo sunardı. Canlı sahne programının birinde Ajda Pekkan performans sergilerken Yıldıray Çınar için hazırlıklar hız kesmez. Bu tür çalışmalarda zaman kritiktir. Ajda Pekkan şarkısını söylerken seyircilerin birden coşkuya kapıldığını, kahkahaların yükseldiğini fark eder. Merakla durumu anlamak için şarkıyı yarıda keser ve seyircilere neden güldüklerini sorar. Herkes aynı sesle yanıt verir. Arkaya dikkat, arkaya! Gözlerini arkaya çevirdiğinde görevlilerin elinden kaçan bir koçun Ajda Pekkan'a doğru ilerlediğini görür. Yıldıray Çınar ilk gününden son gününe kadar prensiplerinden taviz vermeyen bir insandı. Sahne hayatına solist olarak başlayan ve yine solist olarak sonlandıran biriydi. Emel Sayın'ın yıldızı olarak çıkacağı bir sahnede ona solist altı olarak sahne alma teklifi gelir. Ancak Yıldıray Çınar bunu kabul etmez, edemez. Yapımcıların kariyerin biter tehditlerine aldırış etmez ve cesurca şöyle der. Benim de prensiplerim var. Asla ikinci kişi olmadım. Kendinize başka birini bulun. Bugünden itibaren bu işi solist olarak bırakıyorum. Bu sözlerle sahneleri gerçekten de bırakır. Bu an Yıldıray Çınar'ın duygusal zorluklarla dolu hayatında unutulmaz bir dönüm noktası olur. Prensiplerinden asla ödün vermeyen bir adamın duruşunu, sahnedeki hassasiyetini ve özgünlüğünü yüreklerimize dokunan bir şekilde ifade eder. Yeşilçam dönemi karanlık günlerini yaşarken Yıldıray Çınar prensiplerinden asla ödün vermemenin onuruyla ayakta durur. Erotik filmlerde oynayan birçok jönün aksine o başrol dışındaki tekliflere kapılarını kapatır. Kalitesiz arabesk filmlerinin egemen olduğu bu dönemde Yıldıray Çınar dimdik durur ve sinema kariyerine 1989 yılında Tecelli filmiyle noktayı koyar. Onunla birlikte film setlerinde çalışan oyuncu arkadaşları onun eşsiz kişiliğini anlatır. O diğerleri gibi değildi, kaprisler yapmaz, şımarıklık etmez. Setteki tüm sinema emekçileriyle birebir ilgilenir, onların sorunlarına kulak verirdi. Çekimler bittiğinde önceden hazırladığı ve zarfların içine koyduğu paraları gizlice kamera arkası ekibine dağıtır. Bu büyük yürekli sanatçı sadece sanatına değil setteki insanlara da değer veren bir adama dönüşür. O Yeşilçam'ın karanlık günlerinde bile aydınlığı temsil eden nadir isimlerden biriydi. 1999 yılında Yıldıray Çınar devlet sanatçısı unvanını alarak büyük bir onura erişir. TRT radyolarında hoca kimliğiyle emekli olur ve sessizce köşesine çekilir. Hayatında hiç evlilik yapmamış olan Yıldıray Çınar, yalnızlığından keyif alan, kendiyle baş başa olmaktan mutluluk duyan biridir. Ancak sağlık sorunları baş gösterir ve 2005 yılında sinir sistemi rahatsızlıklarıyla mücadele etmeye başlar. Yurt dışında tedavi görmek için seyahat eder ve nihayetinde ağız hastalığı teşhisi konulur. Türkiye'ye geri döner ve tedavisine İstanbul-Samsun arasında devam eder. Eşi ve çocukları olmamasına rağmen bu zor zamanlarında yanında kardeşi
ve yeğenleri her zaman ona destek olur. Hastalığı ilerledikçe artık kimseyle görüşmek istemez. Eski dostları ısrarla ziyaret etmek istediklerinde beni eski halimle hatırlamanızı istiyorum, hastayım, bu halimi kimseye göstermek istemiyorum der. Ve bu konuşmalarıyla herkesi gözyaşlarına boğar. Yıldıray Çınar'ı son olarak 2007 yılında bir milletvekili ve heyet ziyaret eder. Bu ziyaret sayesinde yıllar sonra ilk kez görüntülenir. Ancak bu görüntüsü zamanın ve hastalığın Yıldıray Çınar'ın hayatından ne kadar çok şey aldığını gösterir. Hastalığına çözüm bulma umuduyla sürekli arayış içinde olan Yıldıray Çınar, Mayıs 2007'de kaldığı evde rahatsızlanır ve hastaneye kaldırılır. Usta sanatçı 29 Mayıs 2007'de 67 yaşında hayata veda eder. Kalabalık bir cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine Samsun'da babasının yanına defnedilir. Şöhret olduğu, doğduğu Samsun'u hiç unutmamıştır ve ölümünden sonra bile Samsun haklı bir şekilde Yıldıray Çınar'ı unutmaz. Onun adına birçok yer isimlendirilir. Çarşambayı sel aldı türküsü onunla özdeşleşen bir seramik rölyef haline getirilerek Yeşilırmak sahilinde bir parka yerleştirilir. Yeğeni ona ait eşyalarla Yıldıray Çınar ana evini açar ve onun anısını burada yaşatmaya devam eder. Filmleriyle, sesiyle, sazıyla ve içindeki anne özlemiyle, öksüzlüğüyle birlikte esmer bir adam geçti aramızdan. Her zaman dürüstlüğüyle öne çıkan, halkına yakışan bir kişiydi. Ne kadar ün kazanmış olsa da gözlerinde hala anne sevgisizliği hissedilen küçük bir çocuktu. Esmer bakışlarıyla hep güzel hatırlayacağız seni, sevgiye hasret kalmış adam. Kendisini saygı ve rahmetle anarken videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın.